Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size YouTube'da bir hayli popüler olan çantamda neler var adlı videoyu çekmeye çalışacağım. What's in my bag şeklinde de İngilizce videolar yapıyorlar. Evet benim çantam şu şekilde sarı. Göstermeye çalışıyorum. Accessorize'den aldım. Tam bir yaz çantası. Kolunuza taktığında hafif olan, sizi terletmeyen, yazın çünkü ben deri çanta kullanmayı sevmiyorum. O yüzden her zaman bez çantalar kullanmak istiyorum. Gayet sade bir çanta. Evet, mıknatıs şeklinde açılıyor. Şurası mıknatıslı. İçinde bir de ayrıyeten şöyle bir gözü var. Özel eşyalarınızı, paranızı, cep telefonunuzu koymanız gereken küçük bir göz. Bakalım çantamın içinde benim ne var? Teker teker çıkaralım. Çantanın içinden ilk çıkan ajandam, 2011 ajandası. Paper Chase'den almıştım İngiltere'de. Her zaman programlarımı, derslerimi yazdım. Hocamla buluşmalarımı yazdım. Bir ajandam. Çantamdan ikinci çıkan cüzdanım. Herkesin olup da herkesin çantasında olan bir şey. Evet benim cüzdanım şu şekilde. Bunu da Accessorize'den aldım. Koyu yeşil, petrol yeşili renginde. Şu şekilde açılıyor. Buraya bozuk paralarımı koyuyorum. Burası da böyle çıt çıtlı açılıyor. Ve çiçekli. Gayet güzel. Kartlarımın olduğu, orada da ailemin, sevdiğim arkadaşlarımın resimlerinin olduğu bir cüzdan. Müziğimizi de açalım. Daha keyifli olsun. Diğer çıkan şey saç tokam, her zaman yazın yanımda bulundurduğum, hatta yaz kışımda bulundurduğum bir şey. İkinci çıkan Accessorize'den aldığım yine bozuk para cüzdanım. O da şu şekilde. Motifleri çok güzel, rengi çok güzel. Tam bir yaz kış kullanılacak bir çanta. Çünkü her zaman bozuk paralarınızı ana cüzdanınıza koymanız güzel olmuyor. Özellikle böyle akbilinizi ya da küçük şeyler alırken paralarınızı çıkarırsanız hani paranız düşebilir, çantanız çalınabilir, bilmiyorum yani her şey olabiliyor. O yüzden ben bozuk para cüzdanının kullanılmasını çok gerek görüyorum. İkincisi kağıt mendil. Bir diğer çıkan şey güneş gözlüğüm, Ray-Ban'ın. Hemen modelini de size kısaca göstereyim. Şu şekilde. Wayfarer serisinden. En popüler Ray-Ban'ın herhalde serisi Wayfarer. Onun bir modeli. Koyu kahverengi renginde, siyah değil. Camları da koyu kahverengi. Gayet güzel ışık kırıyor, rahatsız etmiyor. Öyle bir gözlük. Ben güneş gözlüğünün her zaman marka olanların tercih edilmesinden yanayım. Marka önem veren bir insan değilim ama güneş gözlüğü ne kadar marka olursa sonuçta gözlerimiz o kadar daha iyi korur. Araba kullanırken kaşımızı çatmamızı engeller, gözlerimizin bozulmasını UVA ve UVB ışınlarından sonuçta bize koruyor. Cildimizin de aynı zamanda tabii ki de o göz bölgemizin. Diğer çıkan bir şey anahtarlığım var. Onu hemen göstereyim size. Şu şekilde şirin bir anahtarlık. Süslü böyle bir at var. Farklı renkler var böyle pomponlar ve de boncuklar. Bu var. Diğer bir şey iPod'um. iPod Nano'm. Modelini merak edenler için 8 GB olması lazım. Ya da 16 mıydı? 8 GB olması lazım. iPod Nano pembesi. Bir başka çantamda olan şey parfümüm. Benefit'in Sofia adlı parfümü. 30 mililitrelik. Gayet çantada taşınabilir. Güzel bir parfüm. Cep telefonum. iPhone 3GS.
beyaz şeklinde. Onda pembe bir kap koydum. Sevdiğim için açık pembe rengine. Diğer bir şey ıslak mendil. Bakıyorum daha neler var çantamda. Temizleme jeli. Carex'in her zaman. Özellikle bu mikrop ne derler, nezle mikrobu çıktığından beri her zaman kullanıyorum. Ve de gelelim küçük bir makyaj çantası. Cat Kidston'ın pembe, şu şekilde iç açıcı güzel bir renk. Bakalım makyaj çantamın günlük kullandığım ürünlerin içinde ne var? Hemen bakalım. Ne çıktı? Clinique'in press pudrası. Sıkılaştırıcı pudrası çıktı. Şöyle. Bu benim numaram 101 numara. Invisible Matte. Bir diğer şey Yves Saint Laurent'in kahve mor mürdümeri maskarası Volume Effect Fog Seals adlı serisinden geldi. Bir diğer çantamdan çıkan şey Yves Saint Laurent'in tuş eklatı 2 numara kullanıyorum göz altlarıma sürmek için. Gayet güzel bu da. Aydınlatıyor. Burnunuzun yanlarına sürebiliyorsunuz. Kaşınızın üstünüze. O bölgeye, kaşınızın altına aynı zamanda. Gayet o bölgeyi aydınlık gösteren bir ürün. Sizlere söylemek istediğim bir şey var. Mürdümeri rengi. Bilemiyorum gözükecek mi? Şu şekilde açarsam. Bir dakika. Çok güzel bir renk bu. Mürdümeri rengi. Yves Saint Laurent'in maskarası. Bu özellikle koyu renkli gözlü bayanlarda çok güzel duran bir maskara. Deneyin. Bana yorumlarınızı yazın. Ama size söylüyorum artık bunu kullandıktan sonra, mürdümeri rengini kullandıktan sonra kesinlikle siyah maskaraya dönüş yapmayacaksınız. Kesinlikle farklı duruyor çünkü. Bir diğer şey rujum. Bobbi Brown'ın 01 numaralı Plum, 10 numaralı Plum Rose adlı ruju. Hemen rengine bakalım. Şu şekilde. Elimde de swatch'ını yaparsam